İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Abdullah-ı Ensari Rahmetullahi Aleyh En Büyük Nimet Hanbeli mezhebinde büyük hadis alimi, ilim tahsil etmekle meşgul oldu daimi. Nesebi Ebu Eyyub Ensari'ye ulaşır. Bunun için Ensari ismiyle oldu meşhur. 1006 senesinde Herat'ta doğan bu zat, 85 yaşlarında orada etti vefat. 4 yaşında başladı o ilim tahsiline ve din ilimlerinin vakıf oldu hepsine. 300 binden ziyade hadis ezberlemişti. Bütün vakitlerini ilimle geçirmişti. Zaman bulamıyordu yemek yemeye bile. Annesi lokma lokma yedirirdi eliyle. Hadis toplamak için dolaştı diyar diyar. Nice sıkıntılara katlandı leylü nehar. Bir gün ders notlarıyla gidiyorken bir yere, şiddetli bir yağmura tutuldu birdenbire. Islanmaması için aldığı ders notları, rükû vaziyetinde gitti uzun yolları. Kendisi anlatır ki, kışın cübbem yok idi. Hele bizim diyarda hava çok soğuk idi. Evimde tek bir hasır var idi, bir de kerpiç. Bir de keçem vardı ki, kâfi gelmiyordu hiç. Başıma doğru çeksem, ayağım açılırdı. Ayaklarıma çeksem, başım açık kalırdı. Buyurdu, bir mürşidin sohbetine kavuşmak, nimetlerin içinde en büyük budur ancak. Onların bir şefkatli teveccüh ve nazarı, siler atar kalpteki karartı ve pasları. Böyle kamil bir mürşit ele geçerse eğer, bu nimetin kadrini çok bilmek icap eder. Her zaman bulunsa da Kâbe, Mina, Arafat, ele geçmez her vakit böyle bir mübarek zat. Bu yolda ilerleten en kuvvetli vasıta, sevgi ve itaattir böyle kâmil bir zata. Kalbi incitilirse eğer ki o kişinin, bundan büyük felaket olmaz o kimse için. Abdullah-ı Ensari buyurdu ki, Ya Rabbi, bu halis dostlarını öyle büyük yaptın ki, kimi atmak istersen bir felaket içine, atarsın o kimseyi bunların üzerine. Yine o buyuruyor, olur ki öyle zaman, kulu ibadetle meşgul eder yaratan. Lakin ucb ve kibre iter şeytan o zatı, felakete sürükler onu o ibadatı. Yine öyle olur ki, Hak Teâlâ kuluna günah işletir. Ancak pişman olur o buna. Öyle çok üzülür ki, kavrulur, yanar içi. O günah sebebiyle çok yükselir o kişi. Bir günde buyurdu ki, günahı küçük görmek, o günahı yapmaktan zararlıdır daha pek. Cürmün küçüklüğüne bakma sakın ey insan. Düşün ki kime karşı yaptın sen günah, isyan.
Allahü Teala'dan eyle çok haya edep, korkulu, boynu bükük hayat sür dünyada hep. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebu Haşim Sufi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, iğne ile dağı devirmek kalpten kibri söküp atmaktan kolaydır buyuruyor Ebu Haşim Sufi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Ben Samsun'dan arıyorum. Bir sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Şimdi Türkiye'de yeni açılmış bir şirketle, yani 2016'nın Ocak ayında başlayan bir şirketle çalışmayı düşünüyoruz. Ve bununla alakalı bir soru soracaktım. Yabancı bir şirket bu. Şimdi bu şirket girişimcilerin yatırımlarıyla büyüyen bir şirket. Ve belli bir seviyeye geldikten sonra da yani Türkiye içerisinde bazı, mesela enerji santrali veyahut da emlak alanında bazı yatırımlar yapacak ve bu projelerin de hisselerini de girişimcileriyle paylaşacak. Şimdi biz şu konuda bir sorun var. Yani bu hisselerin bize verilmesi noktasında bizim için helal midir? Yoksa yani burada bir sakıncalı bir durum var mı? Efendim. Oldu efendim. Başka sorunuz var mı? Başka sorum yok ama tam açıklayabildim mi? Anlaşıldı efendim. Peki efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. Alo canım. Evet buyurun. Benim şöyle bir mirasla ilgili sorunum var ki, kaynanam öldü. Kaynanam öldükten kere bir müddet sonra kaynatam evlendi. Evlendikten kere de mal varlığını evlendiği eşinin üstüne erişle, eşim de öldü. Bunlardan hiçbir iğne almadı desek, çoru çocuğu olur. Lakin bu mirasın içinden benim çocuklarım nasıl çıkacak? Torun da belki 9-10 kadar olduğu halde hiç de bununla bir şey edenimiz yok. Ben bunun düşüncesindeyim. Bunu detayıyla anlatırsanız, biz bu benim çocuklarım analarının, babalarının babaanne mirasından nasıl aitlaşırız? Bunun detayını çokça istiyorum. Peki. Teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurun. Hadi Allah'a emanet olun. Peki. Sonra denk geldiğinde. Bir Allah'ın kulunu meşgul et. Peki. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Yok mu? Diğer dinleyicimiz bekleyememiş hocam. Peki. Ben sorayım. Hay hay. Benim sorularımı beğeniyorsunuz değil mi? Tabii. Bazen tahrik ediyor değil mi İsmail Bey? Yok, tahrik edecek bir şey yok yani. Hepimizin ortak derdini soracağım. Az önce paylaşmış olduğumuz sözle alakalı. Ebu Haşim Sufi evet. Hazretleri'nin sözü. Evet. Yani kibir nasıl bir şey? Ne menem bir şey ki böyle bir şey yani? Niye atılamıyor kalpten? Şimdi siz öyle deyince Allah Teala rahmet eylesin, Enver abiler de anlatıyorlardı. Bir hadise anlatılıyor. Tarihte geçmiş bir hadise. Tabii bazı şeyleri hani daha iyi anlayabilmek için, ki o zamanlarda paşa kullanıyordu, Osmanlı'da da kullanıyor diye. Bilhassa Osmanlı'da çok kullanılıyordu bu. Diyelim Osmanlı döneminde ki o zaman hani şey itibariyle din eğitimlerini alıyor. Devlet, yani bürokrasi diyoruz bugün, devlette çalışanlar da olsun veya asker olarak olsun, hemen hemen hepsinde yani altyapılar güçlüydü, din bilgileri güçlüydü. Dolayısıyla itikatlar da düzgün, namaz da kılıyor. Ve bir de Osmanlı sisteminde müderris olmak, paşa olmak, belli bir yaşı beklemeye ihtiyaç yoktu. Sistem farklı çalışıyordu. 30 yaşında birisi kabiliyeti ise
başarılar da varsa paşa olabiliyordu. Liyakat önemliydi. Liyakat önemliydi. 20 yaşında müderris olabiliyordu. Ağol oluyordu. Yani 60 yaşına gelip de profesörlüğü beklemesine gerek yoktu yani. 20 yaşında müderris olabiliyordu. Diğer konularda da böyle. Yani önü açıktı. Hiç kimse mani olmuyordu zaten. Eğer zeki ise, çok zeki olan, devlet idare edebilir kabiliyetleri, devlet zaten seçiyordu onları. Onları da en doğrunda okutturuyordu falan. Şimdi böyle bir paşa, genç yaşta bir gün bir rüya görüyor. Dehşetli bir rüya. Bakmış kıyamet kopmuş, bunu cehenneme sürüklüyorlar, alıp götürüyorlar. Bir ara hatırına gelmiş rüyasında. Demiş ki melekleri, ya demiş ben ölmedim daha. Beni demiş hani ateşe götürüyorsunuz ama ben demiş daha ölmedim, dünyadayım, bir kurtulma çaresi falan yok mu bunun? Ha, o zaman demişler var. Nasıl kurtulurum? Hani bugün ekran diyoruz ya, rüyasında bir yer gösteriyor. Bir dağ, dağın eteğinde bir dergah var. İşte demiş bu dergahta bir zat var. İsmi de bu. Seni demiş bu ateşten kurtarır o. Uyanıyor bu. Dehşetle uyanıyor. Hani ateşe gittikten sonra paşa maşa falan diye yani kimse dinlemedi. Ben paşayı maşayı falan da sürükleyip götürüyorlar demiş. Ben demiş bundan kurtulmam lazım. İstifasını veriyor, ayrılıyor. Tutuyor yolunu oraya. Varıyor oraya. Tabii şey ya. Selam aleyküm aleyküm selam falan zat ismini de söylüyorum. Evet demiş. Oranın dergahı tamam. Rüyada gördüğü yer tamam. Ben demiş de demiş paşayım. Demiş o zatla görüşmek istiyorum falan. Ondan sonra talebeler demiş de bir soralım hocamıza. Geliyorlar diyorlar ki hocamız bizim paşayla maşayla falan aynı şekilde alıp veremediğimiz yok. İşimiz olmaz. İşimiz olmaz. Biz yani görüşmeyeceğiz. Ha, demiş bu kapıda paşa maşa falan sökmüyor. Ben demiş ayrıldım demiş ya paşa değilim şimdi. Soralım demiş soruyorlar. Demiş de bizi ilgilendirmez. Gene menfi. Emekli paşa. Emekli paşa. Ama habire rüyasındaki o görüntü geliyor falan diyor falan ama ben böyle böyle falan bizi ilgilendirmez diyorlar. Ondan sonra bu orada kalıyor diyorlar ki hiç olmazsa bana bir iş verin. Ne demişler biz, kimse burada kafasına göre iş taksimi yapamaz. Hocasına soruyorlar o yok diyor. İşmiş vermeyiz ona. Kabul edilmiyor falan. Ama gidemiyor günlerce orada aylarca kalıyor. En sonunda artık böyle dergahın suyu dağdan merkeplerle, o zaman su tulumlar var onlarla getiriliyor. Bir gün teklif ediyor diyor ki yani diyor ya bari diyor ben yani su taşıyayım bari ya. Hani yoruluyum gideyim geleyim falan. Diyorlar arz ederim hocamız, hocalarına arz ediyorlar falan. Olur ama bir şartla buyuruyorlar. Tulumu sırtında taşırsa eşekle getirmeyecek. Ve demiş omuzuna şey koyacak, buraya yumuşak bir şey koymayacak omuzuna. O şeyler var ya hani evet. Sırıklar evet. Onu koyacak önünde arkasına iki tulum öyle getirecek. Peki. Getiriyor dergahta herkese yemek veriliyor köpeklere bile veriliyor. Buna yok. Bir sene iki sene üç sene beş sene neyse böyle hizmet ediyor. Yine iltifat yok. Bu işte dergahın artıklarıyla martıklarıyla falan idare ediyor yeme içmeyi falan. Bir gün yine gelmiş böyle omuz falan eskimiş oralar yara bere olmuş. Ondan sonra bakmış herkese yemek veriliyor falan. Dergahın köpeklerine de verilmiş falan. Bakmış bakmış. Benim demiş yerim bu köpeklerin yeri demiş ya. Yani kimse yüzüme baktı. Kalkıyor. Köpeklere verilen o yemekten yemek için tam oraya giderken talebenin biri koşarak demiş hocamız seni bekliyor. Aradan geçmiş 8-10 sene. Ondan sonra içeri giriyor. O zat böyle diz çökmüş. Ya gel demiş gel. Geliyor geliyor. Otur diyor oturuyor. Yaklaş yaklaş. Dizlerin dizlerime değsin. Dizleri dizlerine deviriyor. Allah de yavrum diyor. Allah diyor gönlünün üçte biri açılıyor. Bir daha Allah de diyor bir daha açıyor. Gönlünün üçte ikisi açılıyor. Ondan sonra bir daha Allah de diyor. Allah diyor. Kalbi tamamen açılıyor. Yani kalbindeki pislik ne varsa çıkıyor. Allah-u Teala'nın sevgisi yerleşiyor. Oluyor evliya yani. Şimdi diyor evladım git memleketine bizim yolumuzu anlat demiş. Bir dakika. bu kadar kolaydı da. 10 senedir. Tabi caizse anam ağladı. Kurmay bilgimle size su taşıdım. O sene. Demiş bir şey öğrenmek istiyorum. Yani demiş bu kadar kolaydı da niye? Demiş ki evladım. Senin kalbinde bir kir vardı. Bu demiş anca temizlendi. Anca temizlendi. Allah-u Teala evliyasına misak. Evliyasına misak alır, söz alır.
Bizim elimizde zemzem suyu var. Biz temiz kaba dökeriz onu. Bize öyle emredildi. Başka türlü yapamayız. Emanet. Emanet bu. Senin demiş kalbin şimdi temizlendi. Biz de demiş zemzemi doldurduk. Bitti demiş, o kadar yani. Demiş bu 10 senede temizlenmeyen yani neydi bendeki? Demiş bu zaman içerisinde gittin geldin gittin geldin hala da orada kırıntılar vardı. En son olarak sen dedin ki benim yerim köpeklerin yeri, kalktın inanarak isteyerek oraya gidince o bisikletin tamamı gitti. Gidince de Allah-u Teala bize o kuluma benim sevgimin yolunu aç. Bize emredilen o. Biz de zemzem suyunu doldurduk. Demiş efendim bu neydi? Demiş evladım kalbindeki kibir pisliği yedi demiş. Bu 10 senede temizlenen. Ama Ebu Haşim Sofi Hazretleri buyuruyor ya. Bir dağı iğneyle mesela oturdun Uludağ'ın altına eteklerine iğneyle 10 senede 20 senede 30 senede iğneyle azar 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 azar. Yani dağı bir tarafa nakledebilirsin. Ve kalbi temizleme, kalpten kibiri söküp atmak bundan da zor buyuruyor Ebu Haşim Sofi Hazretleri. Hakkından zor. Efendim, tabii canım kibir kötü bir şey ama ben kibirlenmiyorum. Ben. Ben derken işte kibir işte bu. Ben diyorsun. Bana göre, benim düşünceme göre, bana bunu söylenmemesi lazımdı. Bana yapılmaması lazımdı. Kibir işte, serapa kibir. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, işte bir gün talebelerine buyurmuşlar. Kardeşim eskiden nefsi tarif etmek zordu. Şimdi kolay buyurmuşlar. Sokağa çıkın buyurmuşlar. Yürüyen bütün insanların hepsi mücessem nefstir. Mücessem nefstir. Ya dün akşam anlatıyorlar. Şimdi bu İhlas'ın Marmara evleri bir iki de falan şey var bir. Bu apartman giriş önlerinde. Hani acil durumlar için oraya araba konmasın diye işaret var. Evet. Misafir geldiği zaman koyar. Bir arkadaşım işte misafir olarak gitmiş. Arabayı oraya koymuş. Oradaki apartmanda oturanlardan birisi gelmiş. Tam onun arkasına arabasını park etmiş, çıkmış yukarıya. 15-20 dakikadaydı hani şeyi güvenlikleri getirdim ne yaptı adam demiş ki anladın mı şimdi demiş oraya araba konmayacağını. Anlatmam herkesi. Ders verici bir abimiz o. Demek ki. Kibir falan yok canım. Yok canım. Kibirinden değil. Kibirden. Serapa kibir. Benim dediğim. Sen anlamadın. Ben sana bu anlatayım. Sen bilemezsin böyle şeyleri falan filan. Bu tamamen serapa kibirdir yani. Bana göre. Hani mesela İslam alimlerinin hiçbirisinde bana göresi yok. Biz yani kitaplarda bunu okuyorduk ama mücessem olarak yani cisim halinde Emel abi de gördük. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi'nin hem damadı hem de talebesiydi. Ve dolayısıyla ağzını açar Emel abiler işte hocamızdan duydum. Hocamız derdi, hocamızdan duydum. Hocamız dediler ki hocamız bu kitapta böyle yazmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi ağzını açıyor. İşte hocam Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri ki onlar Efendi Hazretleri derdi. Talebelerinden bir kısmı da Efendi Baba derlerdi. Efendi Hazretleri böyle buyurdu, Efendi Hazretleri böyle buyurdu. Bir gün Efendi Hazretleri şöyle buyurdular falan. Hatta buraya gelmeden önce o sohbetlerinde bir not gördüm. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile buyurlarmış ki, karşım buyurlarmış, biz Efendi Hazretleri'nin o Kaşgari dergahındaki Eyüp'te o dergaha gelirken hapşırmasından anlardık. Öyle bir hapşırırlardı ki buyurmuşlar. Yankı yapardı buyurmuşlar. Arkasına da elhamdülillah. Tabii kardeşim buyuruyorlar. Hapşırınca sadece kalp durmuyor. Bütün vücut hücrelerin hepsi stop diyor. Ama çok süratli olduğu için anlamıyoruz. Yani ölüyoruz diyor. Allah tekrar yaratıyor. Yani tekrar yarattığı için elhamdülillah deniyor. Şimdi çok yaşa diyorlar. Ne gerek? Elhamdülillah yani tekrar yarattı. Ondan sonra da devam etmişler. Allah-u Teala kainatı her an yok ediyor, yaratıyor. Yok ediyor, yaratıyor. O kadar süratli olduğu için onu göremiyoruz. İnsanlar da öyle buyurmuşlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Mesela anlatırken diyor ki, Efendi Hazretleri böyle anlattı. Yani hocası, üstadı, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'den naklederken. Hatta buyuruyorlar ki, elimize 5 kuruş geçse ondan biliriz. Çünkü biz hocamızı tanımadan önce bu yolu bilmiyorduk. Makas seçtirdi de bizi başka bir yola geçti. Emel abi de aynı şeyi söylüyordu. Ben dedi yani dedi hocamızı tanımadan önce, Hüseyin Hilmi Efendi'yi tanımadan önce yani dedi tamam Allah-u Teala bana bir kabiliyet vermiş dedi. İnsan toplama kabiliyeti var ben dedi. Ama nerelerde toplardım dedi. O okul hayatımda falan müsamere deniyordu eskiden. Şimdi ne diyorlar? Etkinlik falan filan diyorlar. Gösteri. O müsamerelerde yani sahnelerde rol alırdım diyor.
Yani diyor çok da diyor güzel aynı şekilde artistlik yapardım diye anlatırdı böyle latifeyle karışık olarak olan. Ve fiziki de müsaitti, yapısı da müsaitti. Hakikaten insanları cezbediyor. İnsanları cezbediyor. Ama dedi ben bu yolu bilmiyordum. Hocamız makas değiştirdi. Bu yola girdi. O melekeleri, o hassasiyetle, o Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği özellikleri neyin emrinde kullandı bu sefer? İslamiyet'in emrinde kullandı. Dolayısıyla İslam alimlerinin hiçbirisinde, İslam aliminin hiçbirisinde benim anladığıma göre, bana göre yok. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar Aleyhisselatü Vesselam silsilesi böyle dayananlar Peygamber Efendimiz'e dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Rabbim terbiye etti buyuruyor. Ortada ben diye yok. Öyleyse bu din adamlarının ben bana göre, benim anladığıma göre, bana göre dediğine göre serapa adam tepeden anlığa kibirli. Adama sorsan yok canım sen de kibir günah. Baştan anlat be böyle. Bende kibir yok demek. Kibir. Kibirli olduğunun ta kendisidir. Ta kendisidir. Ta o kendisi. Zaman ben de bir din adamı olarak şöyle söyleyeyim o zaman. Bizde kibir olmaz. Değil mi? Bunda kibir var mı? Bu da kibirliymiş gibi geldi bana. Kibirli tabii. Bizde kibirli olmaz. Bizde kibir olmaz demek kibrin ta kendisidir. Çünkü. Bizdeki yapmacık olduğu için. Çünkü. Açık net İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri buyuruyor ki nefs iman etmediği müddetçe insandan bu nefsten kaynaklanıyor. Nefs çünkü ego, ene diyen o. O iman etmediği müddetçe bizim yapmış olduğumuz işlerin hepsinde bu vardır. Ha peki bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Ya siz ne anlattınız o zaman bizim yaptıklarımızın hepsinde kibir vardır. Evet. Peki ne yapacağız? Ha o hali biraz önce o şiirlerle menkıbelerde anlatılıyordu. Şiirlerle menkıbelerle anlatılıyordu. O hali düşünür ve kitaptan okur İslam ahlakında. Aa der bu kibirmiş. Ya Rabbi ben buna razı değilim. Ben böyle yaptım ama ben değilim. Tövbe ettim. Allah-u Teala'nın hoşuna gider. Ne zamana kadar? Cenab-ı Hak ihsan ederse nefste iman eder. Evliya olursun o da ayrı bir mesele. Peki orada efendim bir yapılacak bir iş var mı? İmam Rabbani Kutusuzları buyuruyorlar ki bir talebesine. Yavrum buyuruyor biz Allah-u Teala'yla pazarlık halinde değiliz ki. İşte namaz kıldım, oruç durdum. Ya Rabbi ihsan et nefsimde iman etsin. Yok öyle bir şey. Bizim vazifemiz emredeni yapmak. Cenab-ı Hak ihsan eder etmez. Onu bileceğiz. Yani biz seferle emredildik. Zaferle değil. Hani Fatih Sultan Muhammed Han'a atfedilen evet. Bir söz ya. Hakikaten evet. Güzel bir söz. Biz emirlere yapışmakla emredildik. Vazifemiz bu. Zafer ihsan eder etmez. Eder etmez. İman nasip eder nefsimize etmez. O bizim bileceğimiz. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bunun suretine de imanın da ibadetlerinde hem hakikati hem sureti var. Allah-u Teala suretini de kabul ediyor buyuruluyor. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, İkinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de, kötüsü de, hayrı da, sevabı da onlara aittir. Bize düşen, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca,
işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca işi bilen danışmayı düşünmez. Kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır. Danışınca da yanlış yapmamış olur der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak ya kendimizde, ya işimizde veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicilerimiz, suallerine geçmeden önce o birinci bölümdeki şeyi uzun uzun anlattık da belki bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim öyle bir şey anlattınız ki yani cuma mübarek gün yani ümitsizliğe düşün. Yok, ümitsizliğe kapılmamalı. Öyle bir durum söz konusu değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki bu havf vereceği anlatırken çok böyle çarpıcı, güzel, net bir misal vermişler. Bütün insanların hepsi cehenneme gidecek, birisi cennete gidecek deseler, onun ben olduğumu ümit ederim. Herkes aynı şekilde cennete gidecek, bir kişi cehenneme gidecek deseler, onun ben olduğundan korkarım. Yani bu derece aynı şekilde. Havf ve reca bu işte. Havf ve reca. Dolayısıyla efendim benden adam olmaz. Yok, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Hele bir yola koyul bakalım bir.
Allah Teala herkese belli bir kabiliyet vermiştir, kapasite vermiştir. Allah Teala İmam Rabbani Hazretlerine verdiğini bizden istemez ki. Mevlana Ali Bağdadi Hazretlerine verdiğini bizden istemez ki. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine yaptığını biz yapamayız ki. Eshab-ı Kiram Aleyhümdan efendilerimiz gibi olamayız ki. Peygamberler gibi zaten olamazsın. Hiç mümkün değil. Dolayısıyla sen kendi kabiliyetini, kendi aynı şekilde sana Cenab-ı Hakk'ın verdiğini Allah'ın emrine uygun olarak kullanmaya çalışacaksın. Hadise ondan ibaret. Yoksa efendim ben işte hafız olamıyorum. Olamayabilirsin. Allah Teala başka sana bir kabiliyet vermiştir. Onun hafızası kuvveti de o olur. Senin başka bir becerin vardır. Çünkü hadis-i şerifte Allah Teala her bir kulunu bir iş için yaratmıştır. Senin yaptığını ben yapamam, benim yaptığını sen yapamazsın. Yani bana o kabiliyet verilmiştir, sana verilmemiştir. Sana o kabiliyet verilmiştir, bana verilmemiştir. Sana verilen o kabiliyet sebebiyle ben ille de onu yapacağım diye uğraşmam bir alemi söz konusu değil. Bir zamanlar ben Milli Eğitim'de çalıştığım için Milli Eğitim politikaları mevcut. TC'nin Milli Eğitim politikaları yani hep böyle her sene bir değişir bilmem ne yapar falan filan da. Ta o talebelik yıllarımızdaydı. Bir yazı okumuştum falan. Bizim diyor Milli Eğitim'deki sistem ördeğe diyor koşma, tavşana da yüzme öğretmeye çalışıyor. Ördek koşamaz. Ayakları zaten perdeli yaratılmış. O yüzer, tamam. Karada da şey yapar, suda da yüzer. Tavşan da aynı şekilde yüzemez. Ha, bütün hayvanlar suya düştüğü zaman hareket kabiliyetleri var. Gerçi de ama ördek gibi olmaz onu. Onun işi koşmak. Onun işi koşmak. Başkasının aynı şekilde ördek, tavşan gibi koşamaz. Ve hatta kaplumbağa ile aynı şekilde. Sizde anlatılır mıydı o tavşan hikayesi? Kaplumbağa ile tavşanın yarıştırmış. Yarıştırmışlar. Orada güzel bir mesaj veriliyor aslında. Efendim benden adam olmaz. Ya kaplumbağa hiç demiş demiş ki ben gidemem dememiş. Dememiş ve netice itibariyle tavşana da geçmiş. O tembellik etmiş, yollarda kalmış, onu da geçmiş. Onun için gayret edilirse Allah-u Teala ihsan sahibidir. Efendim gelen dinleyicim, ilk dinleyicimin sualine. Dedi işte bir yabancı şirket Türkiye'de yatırım yapacakmış. Tabii yatırım yaparken de üyeler falan veyahut da aynı şekilde ortaklar arıyor. Anladığımız kadarıyla. Bu ortaklar da aynı şekilde hisse alacaklar bunlardan. Bu şirketten. Efendim bir iş yeri bu hani nasıl haram olmayan bir iş yapıyorsa bu iş yerine ortak olmakta, orada hisse sahibi olmakta dinimiz açısından herhangi bir mahsur söz konusu değil. Kanunen de kaçak göçek değilse bu, kanunen de herhangi bir problem söz konusu değilse bu şirketin hisse alınabilir, ortak olunabilir. Çünkü ortak olmakta, hisse almakta kârına ortak olduğun gibi zararına da ortaksın. İslamiyet bunu men etmiyor. Ben sadece kârına ortağım dediğin zaman İslamiyet diyor ki dur orada. O yok. Ortaksan zararına da kârına da ikisine de ortak olman lazım. Zarar ve kâr ikisi de aynı şekilde. Efendim ben işte aldım da orada battı. Batabilir. Abat da olabilirsin. İkisi de olabilir. Son dinleyicimizin suali. Kayınvalidem vefat etti dedi. Kayınvalidem vefat ettikten sonra dedi kayınpeder tekrar evlendi. Herhalde çocuklar da olmuş ondan. Sonra da kayınpederi vefat etmiş. Şimdi dedi benim beyim. Kayınpederi bu arada ikinci hanıma mallarını vermiş. Mallarını da vermiş. Hayattayken vermiş. Evet. Şimdi dedi yani netice itibariyle o adamın evladı. Onun evladıyla ben evliyim. Gelini. Geliniyim. Bu gelin mirasçı olmaz ama bunun çocuklar mirasçı olur. Torunlar olarak. Oradan pay alır. O adam mallar, vefat edince mal varsa. Varsa ama. Ha varsa. Malları diğer kadına vermiş. Hayattayken verdiyse avucunu yalar. İş bitmiş. Bunlara bir şey kalmaz değil mi? Yok. Yani dava açıp ondan alamazlar. Çünkü onun bir şeysi değiller. Değil artık. Tamamen o kadına geçmiş. Ve o kadının doğurduğu çocuklar artık o kadının aynı şekilde mirasçılar olur. Öbürleri olmaz. Vermeseydi, yani ikinci hanımına vermeseydi, vefat etseydi, ilk hanımı, o ilk hanımından olan çocukların hepsi
Mirasçı olurdu otomatik olarak, devreye girerdi. İkinci hanımı da olurdu. İkinci hanımı da mirasçı olurdu. İkinci hanımla çocuklar varsa onlar da mirasçı olurlardı. Bu iki hanım, birisi vefat etmiş, birisi hayatta diyelim. Hayatta olan yok. Hayatta olan alır, öbürsü almaz artık. Onun çocukları. Onun çocukları varsa onlar alır. Onlar devreye girer. Hayattaysa alırdı. Vefat etmişse devreye girmez. Çünkü oğlu falan var. Otomatik olarak kesiyor. Oraya gitmiyor. Allah-u Teala kolaylık versin. Zor iş böyle işler. Hani biraz önce o siz okudunuz ya işte Emel abilerin anlattığı sohbetlerden alınmış onlar da. Orada zaten ya kitaplardan alıyoruz ya büyüklerin anlattıklarından naklediyoruz da. Orada da aynı şekilde bir ifade kullanıyor Emel abiler. Yani bir kurum, bir müessese vermek üzerine kurulmuşsa endişe etmeyin geleceğinden. Ama almak üzere kurulmuşsa, bu FETÖ'de yaşandı, almak üzere kurulmuş soygun şekliyle, muhakkak patlar. Muhakkak patlar. Niye? Menfaat söz konusu çünkü. Ama vermek üzere kurulmuşsa, hatta rahmetli bu Şerif Kayacan bir gün o Hakikat Kitabı müdürüydü. Birisi gelmiş para vermek istemiş falan, yok demiş bunun karşısında bir kitap verelim size. Ya demiş yani, ben de size veriyorum. Yok demiş. Ya demiş ben bu kadar dini cemaat, dini cemiyetler, dernekler, vakıflar gördüm demiş. Hiçbirisi almam demedi demiş ya. Siz demiş almıyorsunuz. Niye almıyorsunuz falan. O Şerif Kayacan abi de rahmetli demiş ki vallahi demiş. Bizim hocamız Hüseyin Hilmi Efendi. Ve Emel abi babamız, anamız yani abimiz şeklinde. Ne biz Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullah aleyh ne Enver Ören'den gelin alın demediler. Elinizdekini verin dediler. Biz onlardan da onu gördük. Onlar hep verdiler. Bize vermeyi öğrettiler. Almayı öğretmediler. Almayı değil, vermeyi öğrettiler. Dolayısıyla şimdi burada dünyalık var. Benim de orada hakkım var. Bir arkadaşım birisi anlattı. Ya dedi, gözümle şahit oldum dedi. Mezarlığa gitmişmiş. Kadın gelmiş. Annesi babası. İkisi de aynı şekilde yan yana yatıyor. Yan yana yatıyor. Babasından buna işte iki daire mi, üç daire mi falan kalmış. Ama işte o da evlenmiş. O hanımına işte bilmem biraz fazla kalmış. Erkek kardeşine biraz daha fazla kalmış galiba. Onlar fazla almışlar. Şimdi anasına dua ediyor. Babasına diyor, sana etmeyeceğim diyormuş. Yazık. Adam buna üç tane daire veriyor. Daha ne istiyorsun? Yani? Yok, etmeyeceğim. Sana etmeyeceğim dua. Allah Allah. Ne? İşte o büyüklerin buyurdukları. Dünyalık girince hemen orada fitne başlıyor. Dünyalık girince orada fitne başlıyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hatta bir şey daha hatırıma geldi de sual şey yapacaktın şimdi. Bir apartmanda yeni evlenmiş bir Yahudi çift var. Apartmanın da kapıcısı var. Kapıcının hanımı işte akşam kocasıyla cilveleşten oynaştılar neyse hepsini anlatıyor falan. Bunlar yeni evli Yahudi çift fakat kocası eve geliyor küt diye yatıyor falan. Nihayet dayanamamış bir gün demiş ki ya demiş sen demiş çok zenginsin şeysin falan filan demiş. Bizim kapıcı demiş hanımı geliyor böyle böyle demiş hani demiş yeni evlendiğimiz halde demiş. Hani yüzünü göremiyoruz falan filan deyince Yahudi tamam demiş hallederiz onu falan. Kapıcıyı çağırmış. Kapıcıya demiş ki ya demiş senin demiş zamanın çok. Ben sana sermaye vereyim sana şurada bir dükkan açalım. Sen demiş biraz iş çevir falan. Olur demiş bakmazsan da olur. Tabii dükkan açıyor şey yapıyor falan. Kapıcının hanımı geliyormuş o Yahudi tüccarın hanımına. Diyormuş ki bizim beye bir şeyler oldu. Yahudi biliyor fitneyi sokmuş parayı. Tabii dünya girince Allah kullak oldu. Dünya girdi. Araya dünya girdi mi bitti. Burada da aynı şekilde dünya girince mirası da öyle değil mi? Anadolu'da çok öyle. Ölürsem diyor ölüme gelmesin. Salımdan bile tutmasın diyor. Salımdan bile tutmasın. Aha. Yani kardeşi için söylüyor bunu. Abisi için, ablası için söylüyor. Veyahut da abi, abla kardeşi için söylüyor. Aynı ananın babanın çocukları. Ve bir de tabii kendisine az geldiyse anasına babasına biraz önceki verdiğim misalde öyle geberesice. Gebermeden önce bunlar da aynen tabir böyle. Geberesice. Evet. Gebermeden önce bunlar halletmedi de falan öyle de şey yapıyor. Nasıl halledecek? Ona çok verecekti. Ona çok verdi mi tamam adalet de oluyor. yoksa adalet davranmadı. Hakkı yenmiş oldu falan. Allah-u Teala işte dinden uzaklaşınca hani Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri dininizi bilmezseniz, dinini öğrenmezseniz işte zamanınızdaki nefsten kaynaklanan örf ve adet dediğiniz şeyler din diye gelir oturur.
Onlara din diye sarılırsınız on sana. Din kendi diye. Yaptıklarınızı dinin emri zannedersiniz. Dinin emri zannedersiniz. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin anlayışını artırsın efendim. Bir dinleyicimiz soruyor hocam. İşitme cihazı kullanıyorum diyor. Her abdest almada çıkarmak zorunda mıyım? Çok zor oluyormuş çünkü. Tekrar takamıyorum diyor. Bir de kaşıntı oluyormuş kulakları ıslanınca. Yapmasın. Kulakları meshetmek dört mezhebin hiçbirisi de farz değil. Hanefi'de de farz değil. Sünnettir. Kulağını meshetmeden abdest olur. Hani bu kulak cihaz durur. Sadece şu hafif yukarısını. Kepçeyi. Ha kepçeyi yukarısını değdirir. Biter yani. İki parmağıyla bir parmağıyla değdirir. Yeter o kadar. O mesle yerine gelir. Sünnette yerine gelmiş olur öylece. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki TGRT belgeselde şu bilgiyi işittim. Hanefi mezhebinde olan bir kimse dişini zaruret olmadan dolgu veya kaplama yapmamalı. Ben dişimi zaruretten değil ihtiyaçtan dolayı doldurttum diyor. Olur. Yani TGRT belgeselindeki verilen o bilgi de doğrudur. Çünkü tamimen sadde bediyede hepsi almışlar. Zaruret sebebiyle yapıldığı zaman taklit edilir. Zaruret olmadan yapılmaz. Peki şimdi zaten zaruret yok. Dinleyicimiz diyor ki ben zaruret olmadan, hani genel olarak kitaplarda o zaruret kelimesi anlatıldığı için öyle o ifade kullanılıyor. O bilgi yanlış değil. Detaylı bir şekilde fıkıh kitaplarında anlatılmış o. Şu anda diş dolgusu veya kaplaması zaruretten değil, ihtiyaçtan yapılıyor. Benimki de aynı şekilde zaruretten değil. Zaruri bir durum. Yani bize demediler ki zaruret şu. Sen dişini kaplatmazsan, doldurmazsan ölürsün demediler. Böyle bir şey yok. İhtiyaçtır. Çünkü müteharrik diş de takmak mümkün şimdi. Doğru. Onlar da yapılabiliyor. Protez yapılabiliyor. Dolayısıyla ister zaruret olarak ister aynı şekilde ihtiyaç sebebiyle olsun. Netice itibariyle yine taklidini yapacak. Yani ben ihtiyaçtan dolayı yaptım. Ben taklit etmeyecek miyim falan hatıra geliyorsa öyle değil efendim. Her iki şekilde de taklit edilecek. Maliki mezhebi veya Şafii mezhebi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve Toplum.